Yaşar Kemal'in köyüne sapıyoruz şu anda. Ne kadar buradan uzaklığına bakmadım ben. Buradan kaç kilometre? Geldi 1 kilometre, 0 kilometre. Bu bir Sakarçalık köyün adı. Değirmen Ocağı diğer adında. Hemen tırmanın karşısında hem de yani ayrı köy. Tırmanın bir yanda biri, bir yanda biri. Burası Osmaniye'nin Hemite köyünde, Yaşar Kemal'in köyünde, Yaşar Kemal Parkı'nın girişindeyiz. Bu park tarihine net olarak bilmiyorum ama 15 yıl kadar önce Adana'daki Yüreğir Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'daki çok sayıda Yaşar Kemal dostları, Çukurova'daki sanat ve kültür insanlarıyla birlikte bu park inşa edildi. Uzun zamanlar bakımsız oldu. Daha sonra da gelmeler gitmeler oldu ve en sonunda eklemeler yapılarak bu park oluşturuldu. Ne var? Yaşar Kemal Kültür Evi var, kitapları var, İnce Mehmet heykeli var, çocuk parkı var, kafeteryaları, lokantaları var ve kuş cenneti var, kuş gözlem evleri var ve şimdi en sonunda bölgeye hitap eden, hatta Türkiye'ye hitap eden çok özgün bir kütüphane yapmak düşünülüyor. Eski zamanlarda, eski günlerde ne yazık ki köylüler sahip çıkmıyordu. Artık dünyanın özellikle Yaşar Kemal'e sahip çıkması ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki güzel insanların Yaşar Kemal'e sahip çıkması, hatta köye onurun yanında maddi gelir de sağlamaya başlayınca köylüler yavaş yavaş kabul etmeye ve desteklemeye başladılar. Şimdi Yaşar Kemal Parkı'nın içerisinde Yaşar Kemal Kültür Evi'ndeyiz. Bu gördüğünüz Yaşar Kemal'in heykeli. İçinde kitaplar var. Biraz sonra bakacağız. İçeri gireceğiz. Bu birkaç sene, evet. Birkaç sene önce yapıldı. Buradaki kitaplar Yaşar Kemal'in özellikle kitapları. Yaşar Kemal'e yazılmış olan kitaplar. Hem kendi yazdıkları. Evet. Hem kendi Yaşar Kemal'e hem kendine yazmış olan yazılmışlar. Büyük bir kütüphane şeklinde değil. Evet. İşte bu güzel edilmiş. Burada bu eski ücretiyle, artık ömrüler de varsa orada. Yani İsmail de geçiyorsa, kitapta geçiyorsa onlar burada. Evet, siz bazı yakın dostlarının bazı kitapları da var. Dikkat edin, ayrıca yabancı dildeki çevrilmiş kitaplar da var, yabancı şekilde. Dikkat ediyorsanız, karşıda Yaşar Kemal var, burada Yaşar Kemal. Arıyor, dezeksiyoruz, son parti. Gibi. Onların orijinalleri var. Yaşar Kemal'in hakkında yazılmış yabancı dillerdeki kitaplar. Çince'den bilemiyorum ama en az Çin alfabesiyle, Latin alfabesiyle olan kitaplar. Bütün onlar da burada. Böyle. Evet. Fransızca. Bu da Yaşar Kemal'in çeşitli kimselerle olan resimler, şu gördüğümüz Mehmet'e Aybar'da resmi, buradan okuyorum ben de. Bu yine başkasıyla beraber, orada şimdiki şey Ayşe Babanhan'ın ve böyle Dadaloğlu'nun cümlesi koymuşlar. Söyle Dadal söyle, gördüğün düşten, ayağa atılmıyor yakan üleşten, gene haber geldi kabir kardeşten, altınımız geçmez akça kul oldu. Bu da 1970'lerde cezaevine bizleri geldiğinde zindanlar boşalsın tutsakları özgür diye şey yapmışlar. Yine yayanlıkta yürümesin bilmeyen, saatlerce at üstünden inmeyen, yurtlarının kıymetini bilmeyen kumaşımız tazılara çul oldu. Yine başka bir şey. Burada kapıştılar kulunu, tayını, kanı karrak olduğu yoksulu, bayı, böyle sağ gezmezden
ölmemiz iyi, her birimiz bir kötüye kul olduk. Evet. Dadaloğlu'ndan. Evet, çeşitli kimselerle Osman Doğan da olan resim, Orhan Doğan da gibi. Yaşar Kemal Parkı'ndayız. Parkın birçok bölümü, parçaları var. Şimdi İnce Mehmet heykeli önündeyiz. Buraya hem Türkçe hem İngilizce olarak Yaşar Kemal'in kim olduğu, nereli olduğu, neden olduğu, ne gibi özelliklerini anlatmışlar. Alta yazmışlar, o insanlar, o iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Buraya da yazmışlar, o iyi insanlar o güzel atlara binip geri gelecekler. Geri gelecekler. Yani Yaşar Kemal'in umutluluğu da anlatıyor. Evet, evet. Bu heykel İnce Mehmet heykeli. Evet. İnce Mehmet aslında Türkiye'nin yoksulları savunan ve harami dediğimiz, sömürücü dediğimiz, hortumculara karşı savaşanların sembol eden bir olgu. Türkiye'nin her bir tarafında böyle var. Ama İnce Mehmetler var. Ama Çukurova'da çok daha var. Neden Çukurova'da da çok daha var? Çünkü Çukurova zengini ve yoksulu çok olan bir bölge. Belki Çorum'da, Kars'ta da var İnce Mehmetler. Ama Çorum ve Kars genellikle yoksul olduğu için orada varsınlar pek olmadığı için İnce Mehmet'e pek gerek yok. Ama Çukurova'da İnce Mehmet'e çok gereksinim vardı. İnce Mehmetler hem bir efsanedir, destandır, hem de bir gerçekliktir. Bu böyle işte. Bundan 15 yıl kadar önce yapılan bir park. Gördüğünüz sistemin içerisinde. Burada ben bir Yaşar Kemal'a baba dedim. Özür dileyerek bir soru sormak istiyorum dedim. Buyur dedi. Baba, Allah gecinden versin. Ölüm hepimizin başına. Ola ki bir şeyin var mı? Yani vasiyetin var mı? Hanımı Ayşe Hanım dedi ki lütfen o konuya girmeyelim dedi. Burada. O da bu fotoğraf. Evet, o da bu fotoğraf evet. Tabii. Çekmiş. Tabii bunu kimin çektiğini biz bilmiyorduk da çekmişler. Çekmiş. Bu anda bize. Emin ettim. Tabii. Evet. Evet. Böyle oldu. Ha. Biz bundan 5 sene evvel köy muhtarlığına heyet olarak geldim ben. Evet. Azaydım. Tabii yine Yaşar Kemal'in geleceğini haber aldık biz buraya. Burada da 1988 yılında kendisinin anısına, İnce Mehmet anısına yer yapılıyordu burada. Evet. Onun açılışına geldi. Onun açılışına geldi tabii. Böyle tanışmamız ve şeyimiz çok şeyli sürdü bu arada. Şimdi buraya geldiğinde şu resimde İbrahim abim burada yine buradaydı bu anıda. Ben bir şiir okudum. Evet, yani bu fotoğraf çekilirken bir şiir okudum. Çekildikten sonra bir evet, bir şiir okudum. Benim köyümdür. Kendisine senin köyündür dedim burada. Yani okurken öyle. Okurken senin köyündür. Benim ama senin de köyündür. Yani şiirin adı benim köyümdür ama ona söylerken senin köyündür. Her ocaktan ayrı bir duman tüter. Damına hayranım senin köyünün. Lalenin, sümbülün kokusu yeter. Gülüne hayranım senin köyünün. Bu anda deyince gözleri yaşardı. Ben hiçbir zaman için ağlamadımdı. Beni duygulandırdın dedi. Evet. Orada gözlerinden yaşları döküldü. Evet. Okumaya şey yapmadı, beni okutmadı. Dur dedi. Dur. Çünkü baktım gerçekten de evet, çok gidiyor ama ben okudum. Evet. Okudum. Çekildi böyle. Böyle sile sile ağladı. Burada da bu anısı. Öyle bir anınız var. Evet. Oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet. Şu anda Kastabala Havzası denen yerdeyiz. Hemite Köyü'nün hemen kenarındayız. Yaşar Kemal Parkı da bu Hemite Köyü'ndeki bu ırmağın kenarına gelmiş. Göl yayılmış, adacıklar oluşmuş. Bütün bütüne kuşlar
burada kuluçka yapmakta ve burası adeta bir kuş cennetidir. Geniş çayırlık alanlarıyla, yani yapayım desen bizzat bu kadar güzel yapamazsın. Yaşar Kemal Parkı'nı da bunun kenarına kurmakla çok daha güzel olmuş. Bazen bir söz var: İnsanlar çevreyi kendisi değiştirir ama insan yaşadığı çevreden de oldukça etkilenir. Tekrar ediyoruz, insanlar belli çevreyi kendisi oluşturur, oluşturduğu çevreden de oldukça etkilenir. Yani Yaşar Kemal yaşadığı bu çevrenin cennet güzelliğinden de özellikle etkilenmiş ve bunu işlemiştir. Temelde onu etkileyen halk, halk insanı olmakla beraber doğa ve çevrede Yaşar Kemal'i güzel hale getirmiştir. Demek ki doğa, çevre, bu bölgenin halkı ve Yaşar Kemal dördü bir arada tam bir bütünlük içerisindedir. Evet, Yaşar Kemal hakkında çocukluk arkadaşım birkaç laf edersen sevinirim. Yaşar Kemal'le aynı yaşadığımız beraber yeğenim. Aynı doğduk böldük. İşte benim ve buraya ana kemalın evi de şura. Şu duvar var ya. He. O duvarın orada da kemalın. İşte aramızdan bir yol gider. Başka bir şey yok. Evet. Horantası bize çok gelir gider. Konuşurlar. Bizimiz belirsiz birbirine. Öyle. Konuşurlardı. He. Ben de şimdi 85 sesim, 86 yaşındayım benden. Kemal de 86-87 diye ya, 90 yaşındayım dedi. İki yaş fazla söylesin dedim ben söylesin evet. Dedim. Babasının öldüğünde 4 yaşındaydık. 4'er yaşında, 5'er yaşındaydık. Babasının öldüğünde burada. Evet. Yani babasının öldüğünü ben zor biliyorum. Gittim camiye. Benim anamla beraber gittim. Anam götürdü buradan gitti. Kemal Sadık Ağa'yı bıçaklamış dediler. Evet. Çöpçü süt dediler. Öyle gecik dediler. Gitti anam, ben de gittim ana arkasına. Aynı cenazesini gördüm yani, biliyorum yani. Aklım yetti yani. 4-5 yaşındayım o zaman. Fazla dağırım yani. Kendim de 5 yaşında. Sonra gözünün kör olması da kurban yüzerken babacığım ben de ayağından tutayım da yardım edeyim sana demiş. Sağ gözü bıçak demiş. Kör. Şöyle kör bıçağı buradan kullandığında şöyle çek verince bıçak buraya tokanmış. Bu gözünü kör oldu. Evet. O zamandan beri de kör Kemal belli bitmiş. Genel çocuğu kanat, oynar kanat. Kendi okula gitmedi. Burada bizim bir köylümüzün kızı vardı. Boran köyü var. Şurada evet. Görük Buranlı köyü. Bilin bunun Boran köyünü. Bilin orada okudu. O çocuğuyla beraber okudu. Onun bacısı orada kocaya gittiydi. Orada okul var. Bizim burada okul yok. Orada okudu. Beşi orada bitirdi. Ondan sonra Kadirli'ye gitti. Kadirli'de de ortaokulu bitirdi. Kadirli'de de 2 sene şurada Bahçeköy var. Bahçeköy'de 2 sene, 3 sene öğretmenlik yaptı, hocalık yaptı. Ondan sonra yine gitti Kadirli'ye. Kadir'de emmisi vardı, büyük emmisi vardı. Gene oraya gitti, gene orada okudu, devam etti. Ondan sonra da biliyorsunuz işte bir rahatlaktılar. Herifim bu ileride adam olunca, aziz olunca milletin malında gözü olacak, bu anarşist olacak dediler. Onlarla geçinemedi. İstanbul'a giderim dedi. Ben de askere gittim. Oysa o gün yine oraya gitti, ben de askere gittim. İstanbul'a gittim ama sonradan geldi. İstanbul'da ömrünü bitirdi işte. Aynı burada yaşadığı kadar da orada yaşadı, İstanbul'da yaşadı. Ben de İstanbul'da 3 sene kaldım, asker oldum. Beraber Kemal'le. Yaşar Kemal'in babasının mezarı bu köyün mezarlığında. Burada mezarı. Mezarı burada. Evet. Babası da yapıldı. Öldüğü gün mezarı burada. Mezarını yaptırdı haşudan. Geldiğimiz yolun içinde mezarı, köyünün bir tanemde hemen köyün bir tanemde mezarı var. Ya. Evet. Mezarında da vardı, son zamanda vardı. Evvel geldiğinde Kemal dedim, şu babayım bir fesait. Mezarı yaptı. Ben hocaya alayım dedim. He. Hocaya ile beraber giderek, babanın mezarına bir fesait dedim, fesaiti bağışla dedim. Giderek dedim, giderek sağır zaman vaati var daha dedi. Vaati var deyince en sonunda buraya binasına geldiğinde, burada binasını biliyorum tabii. Biliyorum gittik baktık.
İnce Çam Mehmet diye bir şey heykel var. Neyse evet, var evet, orada gittik, gittik. Ha, oraya geldiğimde ondan sonra buraya getirdim işte gene en sonunda, en son geldiğimde gitti, bir daha da gelmedi işte. Orada kaldı işte. Mezar da orada kaldı, kendisi işte, orada kaldı. Hanımı, eski hanımıyla beraber orada, eski hanımı da orada ölmüş. Orada kaldı, buraya geldi, buraya adamlar geldi birkaç kişi. Veli Efendi dediler, şey gelecek yarın, Çamalı'nın yanarası buraya gelecek dedi, akşam geldiler. Gelecek dediler. Ona göre yani düzeninizi yapıyorsanız yapın dedim. Düzeninizi yapın dediler. Buraya geldiler, gittiler. Sabah da olduydu. Gelmiyor dediler. Şamal'ı getirmiyorlar. Şamal hanımının yanına kömüyorlar. İstanbul'a kömüyorlar dedi. Gelmedi. Orada kömdüler. Orada kaldı şimdi. Çok gezerdi, durmazdı. Ama gezerdi böyle. Aa, şu yukarıki ev. Yukarıda yani onların eviydi işte o baba o hanımını alıp dedenin kaşanın eviydi. Yaşar Kemal'in babasının eviydi. Evet, babasının evi şu evet, şu evet. Evde. Şurası da kendi evleri. Ha, götürdü, evet. Götürdü. Ne yapayım, ne olayım? Şimdi Osmaniye'nin eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçeadam köyündeyiz. Burası aynı zamanda Yaşar Kemal'in köyü. Evet. Seyfi Metin arkadaşımız... aynı zamanda Anadolu Halk Bilimleri Kültür Derneği'nin de üyesi, başka bir takım derneklerin de üyesi. Kendisi yakın çalıştığımız, kültür ve edebiyat konusunda yakın çalıştığımız bir arkadaşımız. Ağıtlar derleyen, türküler derleyen, öyküler derleyen, yazan, oldukça özgün bir şair. Yaşar Kemal'in olduğu kadar, özellikle Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun bulunduğu bölgeden olarak yazar bir arkadaşımız. Ağıtlar derliyor. Birçok kitaplar yazmış. Birçok kitaplara bölümler vermiştir. Bir anıyı söyleyerek Seyfi Metin hakkında başlayacağım. Bundan 5-6 sene kadar önce Yaşar Kemal bu köye gelmişti. Oldukça kalabalık insanlardı. Gazeteciler, bilim adamları hep buradaydı. Orada Seyfi Metin Yaşar Kemal'e hoş geldin diyor. Türküyle, şiirle söylüyor. Nasılsın diyor. Şiirle söylüyordu. Yaşar Kemal kendi şivesiyle dedi ki, yahu kardeşim bu köyden ben gittim, sen benim yerime geçmişsin dedi. Böyle bir arkadaşımız. İşte İbrahim abim de dediği gibi, evet, İbrahim abim de yanımızdaydı. Nerede? Aha, burada. İbrahim abimle birlikte beraber orada Yaşar Kemal'i, onu şurada tutalım. Evet. Şurada İbrahim evet. Çenet'i görüyoruz. Burada Yaşar Kemal, burada da siz. Evet. Evet. O da arkadaşı. Şu da çocukluk arkadaşı. Evet. Vali. Evet. Veli. Bununla ilgili bir anı var. Evet. Evet, ondan bahsederseniz. Şimdi vefatını duyduk Yaşar Kemal'in. Ölümünü duyduk bize haber alınca. Gerçekten içim birden yandı. Yandı. Ve şu beyitlere girdim. Şu beyti söyledim. Bir çınar yıkıldı dedim yani. Koca bir çınar yıkıldı. Bir çınar yıkıldı. Bugün 28 Şubat 2015. Bir çınar yıkıldı. Dallı budaklı. O bir çınardı ki her yana kök sarmış, kol uzatmış. O bir pınardı ki Gökçeli Dağı'ndan süzülüp akan, şırıl şırıl çağlayan Kevser ırmağının suyu gibi berrak, tatlı mı tatlı? O bir Hamiteli sevdalısıydı. Gökçeli Dağı'nın püren kokusunu, nergis kokusunu, papatya kokusunu iyi bilen koca adam. Sert bakışlı, yufka yürekli, barışçı, kardeşçe, yaşamayı seven o bir toplum adamıydı. Sadık Gökçeli Yaşar Kemal'dı bu.